Merhaba değerli izleyiciler. Zamanın doğası üzerine serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda zamanın çoklu iplikleri, çoklu zaman iş parçacıkları ve dallanmış uzay kavramlarına değineceğiz. Zamanın çoklu iplikleri, çok parçacıklı zamanın yenilikçi bir keşfini sunmaktadır. Tekil, doğrusal bir zamansal ilerlemenin klasik kavramına meydan okuyarak, bunun yerine zamanı çoklu hesaplamalı bir yapıya gömülü, birçok tarih ipliğinin etkileşiminden ortaya çıktığını öne sürer. İnsan deneyimi zamanı tek bir iş parçacığı olarak algılarken, evren temelde çok iş parçacıklı bir şekilde işlemektedir. Mikroskopik düzeyde çok yönlü bir grafikte temsil edilen birçok olası tarih yolu bir arada bulunur. Bu yollar evrenin dokusunu oluşturan, altta yatan bir hipergraftaki farklı güncelleme dizilerine karşılık gelir. Çok yönlü grafiğin dallanan geçmişleri, kuantum mekaniğindeki üst üste binmelere karşılık gelmektedir. Ve ölçüm bu dalları tek bir algılanan sonuca çökertir. Çok yönlü grafik nedenselliğe yeni bir boyut getirmektedir. Ve bağımlılıklar yalnızca uzaysal yönlerde değil, aynı zamanda kuantum dolaşıklığını kodlayan kavramsal bir uzay olan dallanmış uzayda da oluşur. Bu iş parçacıkları ile gözlemci algısı arasındaki bağlantı hesaplamalı sınırlılığa dayanır. Bilgiyi işleme kapasiteleri sınırlı olan gözlemciler, çok iş parçacıklı evrenin toplanmış, indirgenebilir bir alt kümesini algılarlar. Ve bu da tek bir zaman iş parçacığı olarak ortaya çıkar. Bu açıklama zamanın görünürdeki doğrusallığını, sıcaklığın moleküler dinamiklerden ortaya çıkması gibi ortaya çıkan fenomenlerin daha geniş çerçevesi içine yerleştirir. Bu konunun temel taşlarından biri sıradan uzaya paralel kavramsal bir çerçeve olan dallanmış uzayın tanıtımıdır. Sıradan uzay, olaylar arasındaki nedensel ilişkilerle ışık konileri tarafından temsil edilir, birbirine bağlı iken dallanmış uzay, dolanıklık konileri oluşturan dolanıklık ilişkileriyle birbirine bağlanır. Sıradan uzaydaki büyük ölçekli yapılar mikroskopik ayrıntıların eş değerliği nedeniyle düzgün ve sürekli göründüğü gibi dallanmış uzayda hesaplama sınırlarımız nedeniyle tek bir iplik gibi görünür. Dallanmış uzayın kuantum mekaniğindeki rolü derindir. Dolaşıklık ve ölçüm gibi olgular için geometrik bir açıklama sağlar. Ölçüm, Born kuralına uygun olarak çok yönlü grafikten bir iplik seçme süreci olarak ortaya çıkar. Dallanmış uzaydaki yerellik, hangi kuantum durumlarının etkileşime girdiğini ve kuantum girişiminin yapısını belirler. Dallanmış uzay, çoklu dallanma grafikleri ile modellenen ve kuantum dolanıklık gibi süreçlerin geometrik bir açıklamasını sunan bir yapı olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, Hilbert uzayının kuantum durumlarını temsil etme biçimiyle derin bir bağa sahiptir. Ancak dallanmış uzayın fiziksel Hilbert uzayı formalizmine nasıl uyum sağladığını anlamak için bu iki yapıyı niceliksel olarak ilişkilendirmek gereklidir. Kuantum mekanik sistemler durumların süperpozisyonlarını ve dolanıklıklarını temsil etmek için Hilbert uzayında bir vektör olarak ifade edilir. Örneğin bir kuantum durum psi eşittir alfa 0 artı beta 1 olarak yazılır. Branşiyel uzay kuantum durumlarının çoklu dallarını ve dallanma yollarını geometrik olarak temsil eder. Bu dallanmalar ölçüm yapıldığında süperpozisyonların çökmesiyle sonuçlanır. Dallanmış uzay Hilbert uzayının bir alt kümesini geometrik bir ağ olarak ifade eder. Her düğüm bir kuantum durumunu temsil ederken düğümler arasındaki bağlantılar, kenarlar bu durumlar arasındaki dolanıklık veya olasılıksal geçişleri temsil eder. Dolayısıyla Hilbert uzayındaki durumlar branşiyel uzaydaki düğümlerle ilişkilendirilir. Operatörler, ölçüm veya evrim ise dallanmalar veya birleşmelerle eşlenebilir. Branşiyel uzayın bir özelliği iki durum arasındaki branşiyel mesafeyi tanımlamasıdır. Branşiyel mesafe iki dolanık durumun branşiyel uzayda birbirinden ne kadar uzakta olduğunu ölçer. Hilbert uzayında iki kuantum durum arasındaki iç çarpım, psi fi durumlarının benzerliğini ifade eder. Bu iç çarpımın büyüklüğü branşiyel mesafenin geometrik bir analoğudur. Bu eşleşme branşiyel mesafenin Hilbert uzayındaki vektörlerin arasındaki açısal farkla bağlantılı olduğunu gösterir. Dolanıklık konilerine değinecek olursak, dolanıklık konileri branşiyel uzayda dolanık durumlar arasındaki nedensel yapıları tanımlar. Bu koniler fiziksel Hilbert uzayındaki dolanıklığın zamanla nasıl yayıldığını açıklamak için kullanılabilir. Dolanıklık, kuantum durumlarının süperpozisyonları ve ölçüm operatörlerinin uygulanmasıyla tanımlanmıştır. Dolanık durumlar Hilbert uzayında çok parçacıklı durumlarla ifade edilir. Dolanıklık konileri bu durumlar arasındaki olası etkileşimleri ve dolanıklığın yayılma hızını gösterir. Bu maksimum dolanıklık hızı fikrini doğurur.
Bu da Planck uzunluğunun Planck zamanına bölünmesiyle elde edilir. Dallanmış uzaydaki bu yayılma hızının Hilbert uzayındaki dolanıklık yayılımıyla uyumlu olması gereklidir. Dallanmış uzay, ölçüm sonrası kuantum sistemlerinin dallanma süreçlerinde fark edilebilir sapmalarda öngörebilir. Dalga fonksiyonunun çökme süreçleri dallanmış uzayda düğüm seçiminde ayrık bir mekanizma olarak görülür. Kuantum ölçüm süreçlerinin istatistiksel analizleri bu tür ayrık sapmaları tespit edebilir. Branşiyel uzayın erken evren fiziksel süreçleri üzerinde de etkileri olmaktadır. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunda dallanma yapılarına bağlı küçük ölçekli düzensizlikler görülebilir. Dallanmış yapının karanlık maddeyi dolanıklık temelli bir fenomen olarak açıklama potansiyeli de test edilebilir. Dallanmış uzay Hilbert uzayındaki kuantum mekanik formalizmin geometrik ve ayrık bir yorumu olarak umut verici bir modeldir. Gözlemciler çok yönlü grafiğin geniş, indirgenemez ayrıntılarını yönetilebilir kümelere eşitler ve bu da tek tutarlı bir zaman çizelgesinin algılanmasına yol açar. Bu algılama şu fenomenlerde de ortaya çıkmaktadır. Makroskopik geri döndürülemezliğin, örneğin termodinamiğin ikinci yasası ile ifade edilen mikroskopik hesaplamalı indirgenemezlikten ortaya çıktığı yer, bireysel moleküler kaosun akışkanlar dinamiğindeki Navier-Stokes denklemleriyle tanımlanabilen indirgenebilir desenlere toplandığı yer örnek verilebilir. Sıcaklık ve basınç gibi makroskopik özellikleri deneyimlediğimiz gibi bilişsel süreçlerimiz kaba taneli olduğundan ve altta yatan çok iş parçacıklı karmaşıklığı maskelediğinden zamanı birleşik bir akış olarak algılarız. Çok iş parçacıklı bir çerçevedeki en büyük zorluk farklı gözlemcilerin tutarlı bir nesnel gerçekliği nasıl algıladığını açıklamaktır. Bu aslında gözlemcinin branşiyel uzaydaki yakınlığı ile ilişkilidir. Gözlemciler sıradan uzaydaki yerel bir bölgeyi paylaşmaya benzer şekilde branşiyel uzayın bir yansımasını, yamasını paylaşırlar. Bu paylaşılan yakınlık, altta yatan çok iş parçacıklı karmaşıklığa rağmen gözlemlenen gerçekliklerde tutarlılığı garanti eder. Bu argüman, görelilik ilkelerini branşiyel uzaya genişletir. Sıradan uzaydaki ışık hızına benzer şekilde bu branşiyel etkilerin yayılmasını yönetir. Ancak burada bir takım zorluklar vardır. Branşiyel uzayda potansiyel olarak birbirinden uzakta olan farklı gözlemciler gözlemlerini nasıl uzlaştırır? Gözlemcilerin dallanma ve birleşme olaylarına sürekli katılımları göz önüne alındığında zamanın iplikleri arasında tutarlı bir benlik duygusunu korumasını sağlayan şey nedir? Zamanın tek bir iplik olarak parçalandığı senaryolar, örneğin kara delik ufuklarına yakın veya branşiyel tekilliklerde, bu noktada da üzerinde spekülasyonlara neden olur. Bu senaryolar zamanın indirgenebilir algısının kırılganlığını vurgular. Tıpkı klasik zamanın uzay zaman tekilliklerinde durması gibi branşiyel uzaydaki hesaplamalı süreçlerde dolaşıklık ufuklarında donabilir. Çok yönlü grafiğin bir bölgesi yeni güncellemeler üretmeyi bırakırsa zaman o bölgedeki gözlemciler için etkili bir şekilde durur. Zaman evrenin içsel bir özelliği midir yoksa tamamen hesaplamalı olarak sınırlandırılmış gözlemcilerin bir yapısı mıdır? Eğer zaman çok parçacıklıysa tüm geçmişlerin bir arada var olduğu anlamlı bir zaman dilimi var mıdır ve bunların eşit derecede gerçek olduğu söylenebilir mi? Ölçümü branşiyel kümelenmeye bağlayarak bu teori gözlemci etkisinin hesaplamalı bir yeniden yorumunu sunar ve kuantum felsefesindeki uzun süredir devam eden tartışmaları çağırır. Tek iş parçacıklı bir zamanın insan deneyimini gözlemcilerin sınırlılığına ve çok iş parçacıklı karmaşıklığın indirgenebilirliğine bağlayarak fiziğin mikro ve makrokozmos ölçekleri arasındaki köprüyü kurmasını sağlar. Bu fikirler spekülatif kalırken hesaplama ve temel fiziğin kesişimini keşfetmek için verimli bir temel oluştururlar. Gelecekteki araştırmalar dallanmış uzayın matematiksel biçimselleştirilmesi, çok iş parçacıklı zamanın yerleşik kuantum mekaniği ile uzlaştırılması ve bu kavramların deneysel olarak doğrulanması gibi temel zorlukları ele almalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.